Süper Lig'de son haftaların kötü giden takımı Eskişehirspor kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. İç sahada bir karabük mağlubiyeti aldı Eskişehirspor. Bu onlar açısından ve hani bu haftanın sürpriziydi bence. Karabükspor açısından çok önemli bir hayati bir 3 puandı ama Eskişehir'in eski futbolcusu Mehmet Yıldız'dan yediği 2 gol de tabii biraz trajikti. Çünkü hücum hattında Eskişehir'in çok eksik olduğunu düşünüyorum ben. Yani Batuhan'la bu sene sonu da gitmez. Bundan sonra plan da yapılmaz. Yani hala takımın en golcü ismi bir stoper olan Diego Angelo'nun 6 golüyle beraber Kamara'nın 7 golü var. Ve yine Veysel Sarı ki yani daha çok orta sahada gördüğümüz bu oyuncu. Hücum hattında bir eksiklik olduğunu zaten bunlar da bence gösteriyor. Şimdi Fenerbahçe cephesinde ise Alex Sivas maçında ortaya çıktı. Çünkü bu sene açıkçası çok fazla görünür değil Alex ama hiç bakmadığımız hani biraz gözümüzün hani başka oyunculara baktığı yerlerde bile 12 gole ulaşmayı başarmış. Stoh'un yokluğunda Sivas karşısında Dia'ya şans verdi hocam ama mesela Stoh'un etkisini vermedi bence Dia. Bunun yanında Sivas Spor'un çok olumlu, çok iyi bir futbol oynadığını söyleyebilirim Fenerbahçe karşısında. Ve şimdi hem Fenerbahçe'nin Sivas karşısında hem de Beşiktaş'ın Gençler Birliği karşısında ev sahibi takım olarak, büyük takım olarak hani daha rahat götürebilecekleri maçlar oynamışlardı ikisi de ama rakipleri iyi futbol oynamaya zorlayınca onları hem onlar da devreye girmek zorunda oldular. Alex de açıkçası sazı eline aldığında neler yapabileceğini hala orada bir cevher olarak durduğunu bize gösterdi ve güzel golleriyle ve takımına olumlu katkısıyla maçı çevirmeyi bildi. Bunun yanında tabii Fenerbahçe'nin son deplasman karnesi çok kötü. 3 maçtır kaybediyor Fenerbahçe. Hani beraberlik dahi çıkaramamış olmaları zaten puan farkı olarak da Galatasaray'la aralarına bir 6 puan olarak yansıdı. İşte bunun yanında Galatasaray'ın bu hafta Beşiktaş'la bir derbi maçına çıkacak. Yani derbi maçında şu anda kağıt üzerinde biraz Galatasaray favori gözükse bile hani derbi maçı adı üzerinde. Yani ne olacağı belli olmaz. O yüzden Fenerbahçe de bu maçı kazanıp ki deplasmandaki bu kötü gidişe de son verip bir anlamda hani Galatasaray Beşiktaş maçını daha rahat izlemek isteyecektir. Şimdi burada da böyle bir durum söz konusu ama Eskişehirspor açısından da artık kritik çünkü onlar iyice geriye doğru gittiler ve hem Bursa'nın burada ve hem de belediyenin aşağıda onlar için önemli bir tehdit oluşturduğunu düşünüyorum. X8 playoff'u için. Şimdi Fenerbahçe açısından bu maç kazanılması gereken bir maç. Bu şekilde sahaya çıkacaklardır. Ben o yüzden yine de favori olarak Fenerbahçe'yi görüyorum. Kağıt üzerinde maça bakacak olursak. Ama daha hani sağlam olduğunu düşündüğüm, daha oran olarak biraz daha yakın olduğunu düşündüğüm şey bir üst tercih olacak. Çünkü son haftalarda takımların maçları hep söylüyorum. 2 haftadır 9'da 8 üst oluyor Süper Lig'deki maçlar. Ve yani bu maçın da böyle bir özellik gösterebilir. Yani 2-1'lik bir skorla da üste taşındığı için yani bu maçta böyle olabilir. Taraf bahsinde Fenerbahçe'yi biraz daha galibiyete yakın taraf olarak görüyorum. Son haftalardaki kötü deplasman karnesine rağmen çünkü artık tahammülü yok Fenerbahçe'nin puan kaybına. Bunun yanında tabii Eskişehir'deki sahanın da önemli olacağının altını çizelim. Çünkü Alex Galatasaray Eskişehir maçından sonra yaptığı yorumda şöyle söylemişti. O sahada oynamak hakikaten çok zor ve hani gereksiz olduğunu söylemişti Alex. Hani böyle top yapan takımları zorlayan Eskişehir açısından bir avantaja dönüşen bir saha o buzlu saha. Eğer böyle bir zeminde olursa Fenerbahçe yine dediğim sıkıntıları yaşayabilir ama ben yine de Fenerbahçe'nin galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum ama kendi adıma üst tercihini daha sağlam bir tercih olarak sizlere tavsiye ediyorum.